Yeni bir videodan, yeni bir işten, yeni bir hayattan ve yeni bir evden cümleten selamünaleyküm. Çok heyecanlıyım şu anda, samimi söylüyorum. Dün gece tıra yerleştim, dün gece tırda kaldım ve bugün nasip olursa ilk yükümüzü alacağız. İlk yükümüzü almadan önce size tırı, evimi, işimi, hayatımı tanıtmak istedim. Şu anda kamera kafamın üzerinde duruyor ve artık bu açılardan videoları çekmeye elimden geldiğince çalışacağım. İlk kez kullanıyorum, mikrofonu da ilk kez kullanıyorum. Hatam olursa kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi karşımda bembeyaz kar tanesi gibi bir tır bulunmakta. Bu benim gerçekten istediğim hayalimdeki tırdı. Samimi söylüyorum. Ne dediğini içeri geçince anlayacaksınız. Şu anda hava -15 derece falan, hissedilen -25 derece. Bir an önce içeri geçmek istiyorum. Gerçekten çok üşüdüm. Ve karşımızda 2024 model Cascadia Freightliner. Tırı dün teslim aldım arkadaşlar. Şöyle güzelce bir yıkattık. Oryantasyonunu yaptık menajer abimizle. İnceledik. Eksiği gediği var mı? Hepsini halletmeye çalıştık. Tek bir tane eksiğimiz var ama o da çok önemli değil. Tır 2024 model olmasına rağmen 79 bin milde. Çünkü Freightliner 2023'ün böyle Mart, Nisan, Mayıs ayı gibi tırları çıkardığı için yani oradan bugünümüze kadar 79 bin mil binilmiş. Ama bildiğiniz gibi Amerikan tırları böyle iyi bakarsanız 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonlara kadar falan gidiyor. Tırımızın arka tarafı bu şekilde. Jant kapakları gerçekten benim çok hoşuma gitti. Brake air kablolarımızı orada görüyorsunuz, elektrik kablolarımızla beraber. Benim yapacağım iş modelinde genelde böyle bobtail deniliyor, böyle sadece kafaya bobtail geziyorsunuz, o gayet rahat oluyor yani, sürekli dorsu arkanızda olmadığı için de bence bu çok büyük bir artı diye düşünüyorum. Training'de gördüğüm tırdan farkı, şurada def var, benzin depomuz nerede? Şu arka taraftan benzini doldurabiliyoruz. Aynen şu taraftan, diğeri de o taraftan doluyor. Hadi o zaman bir bismillah diyelim, şöyle tırımızın içine doğru girelim. Size detaylı bir şekilde elimden geldiğince her şeyi anlatmaya çalışacağım. Evet, koltuğumuza oturduk arkadaşlar. Yani gerçekten çok fazla tepede hissediyorsunuz kendinizi. Buna biraz alışmam lazım. Bu da açıkçası insana çok fazla zevk vermiyor değil. Hemen şu soldan, konsoldan böyle tırın her yerinin en ince ayrıntısına kadar bir inceleyelim bakalım. Burada kapatma, açma, cam tuşlarımız. Buradan da aynaları kontrol edebileceğimiz bir tuşlar bulunmakta. Direksiyonumuzda buradan konsolu, direksiyonumuzda buradan orta konsolu kontrol edebiliyoruz. Burada camımızı kontrol edebiliyoruz, ön camımızı. Bu tarafta ise adaptif cruise kontrol var. Basıyorsunuz, ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Kendi kendine akıyor, gidiyor. Öndeki arayla mesafeyi de ayarlayabiliyor. Burada da motor frenimiz var. Hemen gösterge atladığımızda burada oil pressure'ımız. Şimdi Türkçe karşılıklarının tam belki yanlış söyleyebilirim. Kusura bakmayın. O yüzden İngilizce söylüyorum. Burada benzin göstergemiz, RPM'imiz, hız göstergemiz, air pressure'ımız ve water temperature'ımız. Air pressure'ımız ve water temperature'ımız var. Hemen bunun üstüne atladığımızda burada bir samsaramız var. Bu ne oluyor? Bu arkadaşlar şunun bir bağlantısı oluyor. Bunun içinde Wi-Fi hotspot var. Büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Bu da anlık görüntü kaydediyor ve aynı anda da şirkettekiler takip edip izleyebiliyor. Hemen sağa geldiğimizde burada Garmin'imiz var. Bu tırlar için kullanılan map arkadaşlar. Şuradan mesela basıyoruz, tırımızın 70 feet olduğunu, toplamda 80 bin pound'a kadar taşıyabileceğini, enini, boyunu falan hepsini kaydettikten sonra sizi istediğiniz yere, oradaki köprülerin boyuna göre, tırın girip giremeyeceği yerlere göre hareket ettiriyor. Bu zaten tırın içindeydi. Hiç çıkarmadım. Dursun, lazım olur dedim. Hemen altı indiğimizde burada logbook'umuz var. Bakın en son ne dinliyormuşum. Uyanmışım. Hemen tırcı moduna bağlamışım. Şimdi bu logbook'tan asıl yapmamız gereken şey yani bu. Logbook bu aslında. Yani tablet de logbook bu. Bakın buradan sürüş zamanlarını hep beraber inceleyebiliriz. Bir haftada 70 saat sürebiliyorsunuz. 11 saat günde sürüş hakkınız var. 30 dakika dinlenmek zorundasınız. 14 saat boyunca aktif olabilirsiniz gibi bir şeyler herhalde. Ben de yavaş yavaş çözeceğim artık. Bu iPad 9. nesil olması lazım. Buradan ben uygulamalarımı şuraya, en çok kullanacaklarımı koydum. Telegram'ı buraya koydum. Şirketle bol bol konuşacağım için logbook burada, YouTube burada, Safari burada. Buradan işimizi göreceğiz inşallah. Hemen alt kısma geldiğimizde buradan ışıklarımızı ayarlayabiliyoruz. Şöyle mesela ayağımıza ışık verelim. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arka tarafın ışıkları da LED. Gayet güzel. İstediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burada trailer brake'imiz var. Ben training'de böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Ama bunu da yokuş aşağı inerken böyle hafif hafif dokunarak kullanabiliyormuşsunuz. Motor freni gibi ama çok fazla abanmamanız lazımmış. Burada breklerimiz var. En çok zevk veren şey bence tırda basması, çekmesi insanın çok hoşuna gidiyor. Burada fifth wheel'ı kaydırabildiğinizi görüyorsunuz. Burada arka dingilleri, bu da tırın arkasının inip kalkmasını ayarlayabildiğiniz bir sistem, tuş bulunmakta. Hemen alta indiğimizde ise ben buraya bir gördüğünüz gibi mermileri
dizdim arkadaşlar. GoPro'nun şarjları, işte Sony'nin şarjları, diğer GoPro'nun şarjları, Sony'nin uzaktan kumandası. Şöyle Sony'yi de dün oraya monte ettim. Hemen yukarı kaldırdığımız ise bir adet radyomuz var. Burada da klimalarımızı ayarlayabiliyoruz. Burada da air pressure'ımız bulunmakta. Bu da tırın içindeydi. Gayet güzel yani, hiç çıkarmadım. Bu görmüş olduğunuz Garmin'in, Garmin'e giden kablo. Bu görmüş olduğunuz ise 3 başlının kablosu arkadaşlar. Bu kameralarda, mikrofonlarda, yani her şeyde işime yarıyor. Bunları oturtturuyorum. Bunları da buraya yapıştırdım. Bunlarla da şarjımı ediyorum. Direkt dün yapıştırdım bunları. Şu görmüş olduğunuz ise tablete gidiyor. Buradaki kablo da benim telefonuma gidecek. Ya burası birazcık karman çorman ama ben böyle çok kablodan nefret ediyorum. Ama yani yapacak da bir şey yok. En düzenli bu kadar yapabildim. Burada yine 2 adet klimamız. Şu şekilde kapı ayarımız. Sony'yi dediğim gibi buraya monte ettim. Buradan da koltuğun havasını ayarlayıp işte belinize destek istiyorsanız buraya falan şişirebiliyorsunuz. Şöyle bakabilirsiniz. Bir de dün halı aldım arkadaşlar. Bu halıyı, şu halıyı, bir de ortaya bu halıyı, çok hoşuma gitti. Bu benim tır terliğim, ev terliğim gibi aslında. Yani istersen bunu giyebilirim. Diğerini tıra girmiyorum dışarıda onu kullandığım için. Sanki 30 yıldır tır yapıyor gibi anlatıyorum. Daha dün teslim aldım tırı ama. Evet, ön konsolumuzu uzak açıdan göstermek gerekirse bu şekilde duruyor. Hemen yukarıya doğru bir gidelim bakalım. En tepeden başlayayım. Zaten bunlar dün de tırın içindeydi. Ben de atmadım, kıyamadım atmaya. Bol bol ıslak mendil. Kağıt havlularımız bulunmakta. Burası komple bu şekilde. Soldaki dolaptan başlayalım. Burası abur cuburlarla dolu. Cici bebeği görüyorsunuz. Maraş taranalı. Arkasında da işte çikolatalar, püskevitler falan var. Bu tarafta benim özel cüzdan, muzdan, o tarz eşyalarım var. Bu tarafta ise işte bıçaklarımız, mezromuz, makasımız falan. Altında da böyle bir halı sayeliğimiz var. Bunu Amazon'un içine girerken giymek zorundasınız. Arkasında kablolar olduğu için bunu da buraya tutturdum. Şöyle döndüğümüzde burada da bantlarım falan bulunmakta. Karanlıktan biraz görünmüyor olabilir ama... Bu tarafta ise evrakların bulunmakta. Bunun hemen üstüne bu kamera ekipmanlarının kablolarının falan bulunduğu çantayı koydum. Hemen oradan sağa döndüğümüzde bu benim duş çantam. Direkt alıp duşa gidip işimi görüp direkt geri yerine koyacağım. Hemen onun altında ise bu da yine eski tırcı abimiz veya ablamızdan kalma bir özellik. Sallanmasın diye bu şekilde monte etmiş. Buraya baharatlarımı, şimdilik ekmeğimi koydum çünkü dolapta yer kalmadı. Tabaklar, pirinç, kesme tahtası ve bardakları falan dizdim. Hemen altında dedim ya bir tane eksik var tırda diye. Eksik buydu. Mikrodalgaydı. Ya düşündüm, ben de çok mikrodalga kullanacak bir potansiyelli insan değilim şu anda. Ben de şimdilik çay setup'ımı buraya koydum. Derecemi getirdim evden. Şu an 70 Fahrenheit'miş ve görmüş olduğunuz gibi çok kuru, dry diyor. Yani 10 bu. Bunun 40'ın üstünde olması lazım. Çünkü klimadan dolayı hava kuruyor ve ağzınız kuruyabiliyor geceleri. O yüzden bir üflettirici bir şey almam lazım. Onu da ilerleyen zamanlarda inşallah alırız. Hemen aşağı indiğimizde ise kahve makinamızı ve air fryer'ı buraya setupladım. Buzdolabımızın üstüne. Buraya da bir adet üçlü priz çektim. Onu da nereden? Inverter'dan. Inverter'ı az sonra geleceğim. Hemen onun altına inelim. Burada buzdolabımız var. Şunu da kapağını açalım. Buzdolabımız bu şekilde. Buzluğu birazcık küçük. Tam tamına 5 poundluk tavuk aldı buzluğu. Haberiniz olsun. Altındaki buzdolabını da bu şekilde dizdim şimdilik. Evet, geldik en sevdiğim kısmı arkadaşlar. Yani şu özellik gerçekten mükemmel bir şey. Tırda mas olmasını o kadar istiyordum ki Allah'ıma şükürler olsun, nasip oldu. Buradan da selam olsun patron abilerimize. Masalı bir şekilde ayarladılar. Bu masayı tık indiriyorsunuz, yatağınız iniyor. Tık kaldırıyorsunuz, koltukları kaldırıyorsunuz. Ve koltukların altında da bagaj olarak, yani saklama yeri olarak kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Ben buraya neyi koydum? Bir çantamı koymuşum. Burada bakın konserve gıdalar var. Burası birazcık soğuk olduğu için konserve gıdalar da bozulmadan orada rahat bir şekilde durabiliyor. Bu arada yatakta bayağı bir geniş, üst yatağa kıyasladığınız zaman altı daha da geniş ve gayet rahat. Ben normalde üste yatıp burayı hiç bozmamak istiyordum ama vazgeçtim. Dedim ki sadece bunu aşağı alırım. Laptopumu da şu alta koyarım. Bu şekilde yatarım diye düşündüm. Hemen sağa döndüğümüzde ise burada bir dolabımız daha var. Burada kahvemizin potu, tamekleri şimdilik buraya koydum. Plastik çatal, bardak tarzı şeyleri de buraya monteledim. Burada hepinize teşekkür ederim. 100 bin YouTube abone plaketimiz var. 1 milyon hedefimiz inşallah. Kanala abone değilseniz, abone olursanız, bildirimleri açıp like atıp bir şeyler yaparsanız, eğer beğenmediyseniz videoyu dislike atarsanız lütfen sevinirim. Hemencik şunu açalım bakalım. Hadi oğlum. Heh.
Burası benim eşya dolabım. Yani göstereyim. Çünkü dar olduğunu göstermek istiyorum. Ben yine askıladım. Bayağı bir dar arkadaşlar. Bunların arka tarafında eşofmanlarım var. Onları da rulo haline getirip koydum. Şimdi benim bu kadar çok eşyamın olmasının sebebi çünkü ben evimi komple boşalttım. Evimde hiçbir şey yok. O yüzden bu kadar fazla eşyam var. Altında ise pilav makinamız. Ondan sonra arkasında blenderımız. Burada kettle'ımız, yumurta makinamız hepsi bulunmakta. Burası da açılıyor. Bu koltuğun altı da açılıyor. Bu koltuğun altı dışarıdan da açılıyor. Buraya da bezleri, çıkarttığım şeyleri, temizlik ürünlerini falan koydum. Hemen sağa geldiğimizde burada inverter'ımız var. Şimdi ben düşünürdüm tırda nasıl oluyor bilmem ne falan filan, hemen anlatayım. Bu inverter arkadaşlar tırın içinde mis gibi duruyor. Buna fişinizi takıyorsunuz. Kettle'ınızı kullanın, pilavınızı yapın, airfryer'ınızı kullanın. Bunların wattları var. 1500'lü, 2500'lü, 3000'li, 4000'li gidiyor. Bu kaçlık bilmiyorum ama bence bu gayet yeter. Şurada bir yere atladım. Nereye atladım? Burası arkadaşlar. Tırı gece kapattığınızda nasıl uyuyorsunuz tribüne de giriyordum ben. Yani bilmiyordum falan ya, hani ilk başlarda insanlar bilmeyebilir, normal. Tırı kapatıyorsunuz normal. Sonra buradan park modunu alıyorsunuz. Hatta alalım şimdi. Şu an park modundayız. Şunu açalım. Klimamızı açalım. Park modunu aldık. Şimdi buradan ben gece uyurken görmüş olduğunuz gibi klimayı üfleyecek. Buradan da yine ışıklarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Bu kadar. Arkadaşlar az önce kamera elimdeydi. Şimdi kafama koydum. Sizlere açıyı sormak için koydum. Kamera çok sallanıyor mu? Sizce açı nasıl? Yani bunu biraz daha eğip bükebilirim. Şimdi tam detaylı ayarlayamadım ama onları siz bana yorumlarda belirtirseniz ben de ya böyle çek veya böyle çekme de diyebilirsiniz. Ben de sizlerin vermiş olduğu yorumlara göre ben kamerayı komple öne koyar. Bir tane de kendime koyar. Şeyi ikiye bölerim. Öyle de yapabilirim. Atıyorum sağa baktım. Sallanıyor mu falan filan diye şöyle test etmek amaçlı. Hem de sizlerin yorumları da benim için önemli. Bu şekilde. Bu şekilde olacak. Onun haricinde bir tane burada kameram olacak. Onun haricinde bir tane de arkaya koyup komple arkadan öne almayı çok istiyorum. Şimdi sizlerle beraber şu yatağı da bir yapalım bakalım. Yatak yapılı şekilde de bir bakın. Hemen şuradan laptopumu alıp şöyle koyacağım. Şuradan şu biraz zor kapanıyor. Şöyle kapanıyor herhalde şu. Heh. Tamam. Şuradan ayarı var bunun. Lock diye bastık mı yatak geliyor. Evet, yorganım oraya sıkışmış. Yorganım sıkışmamış. Nerede hata yaptım? Masayı aşağı almadım. Masanın da şurada bir şeyi var. Şuna basıyorsunuz. Dur şunu kapatayım da önce. Masanın şu kolunu çekiyorsunuz arkadaşlar. Hatta şunu da göstermeyi unuttum. Şu masa böyle kayıyor. Biz bu kolu çekeceğiz. Sonra masayı indireceğiz. Masayı indirdik. Buradan lock diye açtık. Yatağımız geldi. Hop, 10 numara. Yatağımızın genişliği bu şekilde. Şimdi üst katı indireyim. Hadi üst katı da indireyim. Bunu da şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde üst katı oturtturuyoruz. Şöyle. Üst katta bu şekilde. Şuradan da merdivenimizi ayarladık. Normali böyle oluyor. Ama masalı olduğu zaman sanki arkası böyle oda gibi, karavan gibi çok güzel oluyor. Arkayı hemencik hallettim. Size göstermediğim bir iki tane bir şey var. Hemen onları göstereceğim. Sonrasında da yük almaya gideceğim. Bana bugün yük buldular. Yükü alacağım, bir yere bırakacağım. Oradan tekrar boş trailer alıp başka bir yere bırakacağım. Şu an hava gerçekten birazcık sıkıntılı. İnşallah elimizden geldiğince halletmeye çalışacağız. Bu yükü alırken, bırakırken de ilk videomu, ilk yük videomu, bakalım ilk videomuzda da, ilk yükümüzde de kaç para kazanacağız? Bunları sizlere de söyleyeceğim. Hem ben nasıl yapacağım, ben de tek başıma ilk kez yapacağım bu arada. Birazcık heyecanlı olacak benim için de. Sizlere göstermediğim şurada bir çöp kutum var. Bir tane şöyle fısfısımız var. Gerçekten buna hayranım. Çünkü şöyle buraları dışarı doğru süpürtürürken falan pislikleri direkt kapıyı açıp attırıyorsunuz. Gayet güzel. Ve bir de şöyle süpürge almıştım. Elektrikli süpürge. Mesela şurada bir pisliğimiz varmış. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel iş yapıyor. İlk yükümüzün videosunu izlemek için kanala abone değilseniz lütfen abone olursanız, bildirimleri açarsanız sevinirim. Bana manevi anlamda destek olmuş. Ben de sizlere elimden geldiğince daha düzgün ve güzel içerikler üretmeye çalışacağım. O zaman kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Water temperature'ımız